Tabii ki futbol belli olmaz. Çünkü bak şey oldu. Şimdi bayağı ciddi kredisi vardı milli takımda ama 2-1 yenilmedi, 3-1 yenilmedi. 6 evet. yiyince eee şey o güneş bile gitti. Evet. Yani belli olmaz bu futbol. Ama şunu söyleyeyim ben. Dünkü maçta Fenerbahçe'nin bir rotasyon yapması doğruydu. Pereira da zaten kendisine soruldu mu, sorulmadı mı, ne üzerine konuştu bu konuları bilmiyorum ama hani rotasyon yapmasak da bu sefer sakatlar verecektim dedi. O zaman da beni eleştiriyorsunuz. Sakatlar arka arkaya geliyor Fenerbahçe'de diye. Bu yoğun maç temposunda. Şimdi Pereira'nın yalnız Peki, yok, ben... Burada bir parantez Tabii açabilir ki. miyim? Çok özür dilerim. Şimdi yoğun maç temposunda sakatlar geliyor ama... ...Pereira tam da bunu düşünerek çok ağır idman yaptırmıyor mu zaten? Aynen haklısın. Pereira'da eğer... biraz fazla geliyor. Yani Pereira'nın Fenerbahçe'sinde biraz fazla o Adele sakatlığı var. O zaman bu yorgunluğun var. şu anda e, olmamasını beklemek gerekmez Öyle. mi? Ya özünde şuna bak tıkanıp kaldığımız yeri söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin beyninde iki diken var. Biri Mesut. Mesut'u olumsuz anlamda kullandığım düşünülmesin. Ben ciddi anlamda hani eğer öyle ayrı ayıracaksak ben hakikaten Mesutçuyum. Bak hmm. dün Pochettino 1 bir birken Lyon maçında Messi Lionel Messi'yi oyundan aldı arkadaşlar. Messi'nin yüz ifadesini i̇yi çocuk, gördünüz mü? İyi çocuk, temiz çocuk, pırıl pırıl. Hepimizin evladı keşke Messi gibi olsa dediğimiz Messi'nin Yüz ifadesini ve Pochettino koyduğu tavrı gördünüz mü? Yani ne kadar daha dayanacak Pochettino? Hayır ama e, Fransız basınında Messi'ye eleştiri vardı. Onlar Fransız basını. Pochettino yoktu yani. Tabii ki. Hani eminim yoktu. Peki sonuçları hep beraber görelimiz ki. Şey, e, bak bundan sonra hani Messi sonra çıkan bak Messi bundan... oyundan alınmaz diyorsun. Ama gibi kat... yani. Hayır, Messi oyundan alınmaz demiyorum oynamak isteyen Messi oynanılmaz. Ben şimdi gelmişim belirli bir yaşa. Futbol oynuyorum. Sen teknik direktörümsün. Abi yani e, kanter içindeyim. Ölüyorum artık. Dakika yetmiş. Hoca beni alsana falan yaparsın tamam mı? Ama Messi çıkıyorsa, çıkarken bu tepkiyi veriyorsa demek ki daha 15-20 dakika oynayabileceğini düşünüyor. 15-20 dakika daha oynayabileceğini düşünen Messi'yi alacak teknik adam Anasının karnından doğmadı Murat. Oynayabileceğini mi düşünüyor yoksa egosun mu bu tepkiyi vermeye itiyor? O zaman almayacaksın. O zaman Messi'yi almayacaksın arkadaş. Şimdi ben Messi ve Pochettino üzerinden Pereira ve Mesut konuşabilir miyim artık bu altyapının evet, üstüne? Evet lütfen. Bak o zaman Mesut'u almayacaksın Ezgi. Mesut'u aldıysan oynatacaksın. Futbol böyle bir oyun. Ama Pereira almadı Mesut istediği kadar özel yaşantısı bilmem ne olsun şunu yapsın bunu yapsın eğer sen dünyanın en iyi gitaristlerinden birisini grubuna aldıysan soloyu ona attıracaksın İkinci gitariste değil ben aldıysam evet ama Pereira almadı Mesut'u Pereira kim ki Mesut'u yani ya şimdi yanlış anlama hani Pereira Mesut hani dünya futbolu Türk futbolu hayır Fenerbahçe de ve Fenerbahçe <laughs> için Pereira ve Fenerbahçe için Mesut Dünya futbolu için Mesut hani evet. çok laf dersin ne anneyi konuştuğumuzu anlamadım. Yani sonuç başına. Pochettino, Messi, dünya futbolu için Pochettino, dünya futbolu için Messi, evet, Paris doğru. Saint Germain için, ben için Messi. Hani ben de bak, sizinle aynı şeyi düşünüyorum Pereira demek için. ki bizimle aynı e, şekilde bakmıyor olaya. İşte Murat da diyor ki ben artık Samimi bulmuyorum bu hmm. konudaki görüşlerini diyor. Ben de diyorum ki bu konuyla ilgili hala bir açık kapı bırakıyorum. Pereira, Mesut rotasyonunu Mesut'la danışarak ve diyalog halinde yapıyorsa hiçbir problem yoktur. Bunu bilmiyorum. Hı hı. Bu, bu bir bilgi. Bu, bu bilgi de sanıyorum birkaç gün içinde e, Mesut tarafından, Pereira tarafından, Kulüp tarafından ya da e, bu konuyu araştıran bir haberci tarafından paylaşılacaktır. Çünkü bu çok önemli bir bilgi. Bak ben o zaman görüşümü açıklayacağım. Nihai görüşüm budur bu konu hakkında diyeceğim. Ama eğer... Diyalog halinde değillerse, evet katılıyorum Murat'a. Bu tamamen Pereira'nın kendi kafasının içindeki bir stratejinin ürünü ise, Mesut'a danışmadan, Mesut'la iletişim halinde bu kararları almıyorsa, bak yönetim demiyorum, sadece Mesut ve teknik adam. O zaman Pereira'nın Mesut'la ilgili kafasında bir takım tilkiler dolaşıyor derim. Ama eğer diyalog halindelerse ki, Mesut bak mesela dün oyuna sonradan girdi. Sanki evet. oyuna giren, genç, kendini ispatlamaya çalışan... Bir futbolcu gibi oynadı çocuk. Hiçbir kompleks yok, çeki, çemkirme yok, ayağının kenarıyla vurma yok. Peki bir şey yok. sorabilir miyim sana? Yani Mesut bu sezon iyi oynuyor zaten. Peki yani. e, diyelim ki Mesut e, Fenerbahçe'de transfer edilmemiş. Evet. E, Pereira gelmiş imza atmış. Evet Ali Koç evet, da kendisine miydi? diyor ki ben sana dü Anladım. dünya devi Mesut'u getiriyorum. Şahane. İster miydi ister memelsin. Şimdi sen e, Pereira'sın ben Ali Koç'um sana soruyorum. Hocam Mesut'u istersen alabiliriz. Sen yanıt ver. Yani iki İki yanıtı da ver. Bir düşüneyim ben bir bakayım. Düşüneyim. Eşine, bir düşüneyim. Aa, hocam bugüne kadarki emeklerin için çok teşekkür ederim. Emek yok zaten canım. Hayır ben bugüne kadarki emeklerin var. için çok teşekkür ederim. Sen bu takıma Mesut'u istemiyorsun ha? Ben alıyorum diyorum sana ya. İstemiyorum. Bir dakika ben sana alıyorum diyorum. Mesut Özil'i alıyorum ya. Ve istemiyorsun. İstemiyorum evet. İstemiyorsun. Ben istemiyorum evet. Ben parayı şu anda istemiyorum. Neden? 3-4-3 oynayacağım mı diyeceksin mesela? Öyle dedi. Benim bilirim. planım bu. Zaten uzun zamandır hocam, oy oynamıyor diyeyim. Hocam bak ben sana Mesut'u alıyorum sen diye. başka bir sistem o uzun düşün. Uzun zamandır oynamıyor diyebilirim. Ee, bir yıldız. Şimdi sorun, sorun yaşamayalım. Sen olsun ben yani sana soruyorum Mesut Paris Saint Germain'in başkanı. Sana Messi'yi alıyorum ister misin? Ha bir düşüneyim. Güle güle hocam. Emeklerin için çok teşekkür ederiz. Bir plaket yaptırın. Paris Saint Germain kulübü olarak Pochettino'ya emeklerinden dolayı. Ama Messi Barcelona'da son ana kadar oynuyordu. Şimdi e oynayan tabii. ve oynamayan oyuncular karşılaştırması belki Murat Özbost'un Arkadaşlar şimdi hadi şöyle Saray bir Göreni, ölçekte konuşalım. ben Ali Koç'um sen Parerasın. Söyle. Ee, hocam Messi şey pardon Mesut Özil'i almak istiyoruz. Bayağı da Mesut da istekli Fenerbahçe'de. Senin düşüncen ne? Transfer edeyim mi? Mesut Özil'i iste, yani istemeyen bir adamsan burada işim ne? yani, abi bu kadar basit değil mi? Yapmayın, etmeyin. Futbol bu alt tarafı. Şey canım, topa orucan güzel orucan vuran çocuklar. Canım. Bir oyundan bahsediyoruz. Bir meşin yuvarlak 11'e 11 maç ben kale. Ben kararsızım mesela. Ben tamamen farklı <laughs> açılardan bakmaya Bir dakika. çalışıyorum konuya. Balotelli demiyorsun ama bana. Sen bana diyorsun Mesut, sen bana diyorsun Messi. Bunlar milyonlarca çocuğun örnek aldığı insanlar. Mesut'un sosyal medya hesaplarını kaç kişi takip ediyor? Bir bakar mısın? Bunların kaçı çocuk? 100 milyon insan adını örnek alıyor. İdol Almanya'da, Türkiye'de, İspanya'da, İngiltere'de. Mesut bir idol arkadaşlar. Bir tane faydalanamıyor Fenerbahçe Mesut'tan. Parayla faydalanamıyor. Yo ben bu sezonki faydalanış şeklinden diyeyim. Eğer bu teknik heyetle Mesut'un e, yoğun ve güçlü bir iletişiminin sonucuysa bak emin değilim. O zaman hiçbir şey demem. E Mesut da ya hocam Mesut, şunu diyemez mi Mesut? Bu kadar profesyonel değil mi? Hocam ben 90 dakikaları henüz çıkartacak durumda değilim ama sana sağlam 60 dakika veririm. Bak geçen sezon geldi bayağı zaman geçti hala neden çıkartamıyor yani Yok çıkartıyor zaman? abi çıkartamadığın e, ne kadar tamam, çıkartıyorsun? Hayır Mesut işte hayır, bunun bir bahanesi oynuyor. diye bu Mesut sunuldu kötü da. oynuyor? Ama haberler öyle çıktı. Bir dakika, bu dakika Mesut kötü dakikadan sonra, Hayır. Bu dakikadan sonra devam ederse sakatlanma riski yüksek. Ya zaten böyle bir anlayışta işte, böyle bir düşüncede kötü de oynayabilir yani sen... Kaptansın değilsin. Oyna oynama. Aldım almadım. Dinlendirdim tribüne yolladım. Hadi gel şimdi oynatmıyorum 70'te gir. Yani böyle bir ruh yani halinde. Mesut'un kötü oynadığını düşünen var mı içimizde? O zaman bak derim ki saygı duyuyorum. Beklenen patlamayı ben, ben yapmadı diye. ama kötü de değil derim yani. Bak, ama böyle bir psikolojide ruh halinde yani adamdan da ne, neyi bekliyorsun? Yani Adamla sürekli şeyle var, oynuyorsun. Yine sizlerle, adam sessiz, sakin. Yine bu koltukta yine Mesut konuşurken geçen sezon Mesut sahaya erken sürüldü. Mesut'tan şu anda fazlası bekleniyor. Evet. Mesut'a bu kadar yüklenmek doğru değil. Fenerbahçe'nin Mesut stratejisini yanlış buluyorum demiştim geçen sezon. Doğru. Bak evet. bu sezonda diyorum ki sana bu adamın şu ana kadarki bütün maçlarını izledim. Şu anki stratejisi de yanlış. Yanlış mı? Bilmiyorum. Eğer Mesut'la e, istişare edilerek evet. yapılan bir şey ise yanlış değil. Öyle ama söyleniyor. Mesut'la istişare edilmeden Ferreira'nın stratejisi buysa direkt Murat Özbosna'na katılıyorum. Mesut'la ilgili iyi niyetli değil. Başakşehir maçını da sadece Mesut üzerinden okuyamayacağız muhtemelen. şimdi Ferreira'nın diğer... Biz buranın önemli bir parçası olarak takımın bir yıldızı olarak e... evet ama tabii ki onun üzerinden Mesut kimin yerine oynayabildi burada? Onun dışında acaba Pereira neler yaptı? Berish şey üzerinden okuyalım mesela. Biraz Bak, Beriş şey konuşalım yani. Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren isimleri söylüyorum. Mesut Evet. Novak Evet. Mert Hakan Valencia